Günaydın, günaydın, günaydın. Kanalıç ekranlarından ve Çocukça programından bizleri izleyen bütün izleyicilerimize günaydın diyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bizler bugün Afyonkarahisar'ın İstişehirhisar ilçesinde Döne Demirel Bağımsız Anaokulu öğrencileriyle sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel etkinlik hazırladım. Dilerseniz şimdi kısa bir göz atalım. İzleyicilerimiz, az sonra bölümümüzü geride bıraktıktan sonra şimdi Sibel öğretmenimiz sanat etkinliğinde çocuklarla birlikte çöp adam yapacak. Nasıl mı? Gelin hep birlikte öğrenelim. Günaydın çocuklar. Günaydın. Nasılsınız bakalım? İyi. İyisiniz. Biliyor musunuz, bugün sanat etkinliğimizde ben size çok güzel bir etkinlik hazırladım. Bakın, malzemelerimiz burada. Ayak çizilmiş kağıtlar, el çizilmiş kağıtlar. Burada bir tane de buzdolabı poşetimiz var. Sizce bunlarla ne yapabiliriz? Poşet adam. Poşet adam, evet. Poşet adam yapacağız. Şimdi ben malzemeleri dağıtayım size, tamam mı? Al bakalım. Metehan, Gözde. Al bakalım. Al bakalım. Evet, neresi bu dağıttığım kağıtlar sizce? Ayak. Evet, bunlar ayaklar. Ben size makaslarınızı da dağıtayım. Tamam mı? Kesmeye başlayın. Ben de diğer etkinliklerinizi, kağıtlarınızı dağıtayım. Al bakalım. Hasancığım. Alt Sefa, Esma, Elifçim, Emir, al sen de. Yavuz Selim, sen de yapmak ister misin?
izleyicilerimiz, şimdi Türkçe Dili Etkinliği'ne geçiyoruz. Türkçe Dili Etkinliği'nde öncelikle öğretmenlerimiz birbirinden güzel parmak oyunları oynatacaklar. Ardından güzel bir hikaye okuyacaklar. Daha sonrası ise şarkılarımız sizlerle. Evet çocuklar, şimdi sanat etkinliğini bitirdik ve ardından Türkçe Dil Etkinliği'ne geçiyoruz. Şu anki şarkımızın ismi Telefonun Delikleri. Hep beraber söyleyeceğiz. Telefonun delikleri yüzünden, uzak telefon deliklerini söyledik. Şimdi sümüklü böceği söyleyelim bakalım. Sümüklü böcek suya düşecek. Anne sorunla seviyor böcek. Anne yapsa ay ay ay. Babası doktor başa sıktı. Abisi açta çok çok çok. Ablası evet, şimdi sınıf sayımıza göre şişe oyunu oynuyoruz. Küçük şişeler. Haydi bakalım, ayağa kalkalım. Haydi bakalım, şişelerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 tane oturan şişemiz var değil mi? Haydi bakalım. 11 küçük şişe. Evet, şimdi şişe oyunumuzu da bitirdik. Şimdi de ördek ailesi oynuyoruz parmak oyunu olarak. Hadi bakalım. Bu aynı ördek. Bu baba ördek. Bunlar ördek. Vak vak diyorlar. Beni diyorlar. Bir balık görünce evet, şimdi de parmak oyunu, baş parmak oynuyoruz. Haydi bakalım. Baş parmağım, baş parmağım, ne geçim, buradayım, nasıl çözerim, teşekkür ederim. Parmak baş, parmak baş.
Evet, şimdi de parmak oyunu olarak sağ elim, sol elim, 5 parmak. Haydi bakalım, şimdi onu oynuyoruz. Haydi bakalım. Sağ elimde 5 parmak. Evet, hadi bakalım, mutfağa giderken bir şarkı söylüyorduk, hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi hadi bakalım onu söylüyoruz. Evet, şimdi de çaydanlık rondumuz vardı değil mi? Hadi bakalım onu hep beraber hareketleriyle birlikte güzelce söyleyelim. 1, 2, 3 Ben bir küçük çaydanlığım, kocaman karnım. Ben bir küçük çaydanlığım, kocaman karnım. Burada evim var, burada sakın. Burada avım var, burada sakın. Kaynayınca makarayı da yaptık ve ardından şimdi de nereye geçiyoruz? Hikaye saatine. Hadi bakalım, şimdi de hikayemizi okuyorum ben size.
Evet, hikayemizin ismi Küçük Kepçe ve Arkadaşı Traktör. Bakalım neler oluyor hikayemizde. Küçük Kepçe bir süredir şehir dışındaki bir yol yapımında arkadaşlarına yardım etmekteydi. Artık işi bitmişti, evine dönmek istedi. Ama bir anda evinin yolunu hatırlayamadığını fark etti. Eyvah, ne yapacağım ben şimdi? Gır 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 diye arkadaşı büyük traktör geldi yanına. Ben de kayboldum diye söyledi. Küçük Kepçe ve büyük traktör aynı binada oturuyorlardı. Haydi gel, arkadaşlara soralım. Belki içlerinden bir bilen vardır diye birbirlerine önerdiler. Kırmızı itfaiye arabasına soralım. Ne dersin? Kırmızı itfaiye arabası başını salladı. Üzgünüm diye cevap verdi. Yangınlara yetişebilmek için o kadar hızlı gitmem gerekiyor ki yanından geçtiğim binalara dikkat etmiyorum. İsterseniz havaalanındaki uçaklara sorabilirsiniz. Yolcu uçağı dev kanat vum diye kükredi gökyüzünden. Küçük Kepçe bağırarak sordu dev kanata. Evinize nasıl gidebiliriz? Yolu biliyor musun? Üzgünüm, bilmiyorum diye seslendi aşağıda doğru dev kanat. Havada uçarken yeryüzündeki her şey o kadar küçük görünüyor ki niçin polis merkezindeki polis arabalarını sormuyorsunuz? İyi fikir dedi büyük traktör. Ve başladılar yol almaya. Polis arabası binanın nerede olduğunu biliyordu. Ama şu anda size gösterecek vaktim yok dedi telaşlı bir şekilde. Birilerinin bana ihtiyacı var. Mavi ve kırmızı ışıklar yanıp sönerken hızla uzaklaştı. Nani, nani. Polis arabası gözden uzaklaşırken şimdi ne yapacağız diye iş çekti Küçük Kepçe. Haydi gel bir de otobüs garajındaki otobüslere soralım dedi büyük traktör. Gum gum. Mavi otobüs hareket etmek üzereydi. Nerede olduğumuzu tabii ki de biliyorum ama her gün evinizin önünden geçiyorum. Küçük Kepçe ve büyük traktör sevinçle bize yol tarif eder misin lütfen diye sordular. Korkarım size şu anda yardımcı olamam dedi otobüs. Düt düt dedi ve hiç vaktim yok. Durakta yolcularım beni bekliyor ama belki hastanedekiler size yardımcı olabilirler. Evet, güler yüzlü ambulans hastanenin dışında bekliyordu. Eve varmak için önce sola, sonra sağa dönmelisiniz. Biraz düz devam ettikten sonra iki kez sola, sonra bir de sağa. Of dedi Küçük Kepçe. Bunların hepsi de aklımızda nasıl tutacağız ki? Eğer gidip tren istasyonundaki trene sorarsanız eminim size yardımcı olacaktır dedi nazikçe ambulans. Ve çuf 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 çuf. Evet, aceleci tren yaklaşırken iki arkadaş tren yolu geçidinden sabırsızlıkla beklediler. Oturduğumuz binanın yanından biraz önce geçtim dedi tren. Düdüğünü öttürerek hemen şurada köşenin biraz ilerlemesinde. Duydun değil mi diye sordu. Büyük traktör sevinç içinde evet evet dedi traktörde. Evimize varmak üzereyiz. Yaşasın. Küçük Kepçe ve Büyük Traktör en sonunda evlerine vardılar. Her yer taş, toprak ve inşaat malzemeleriyle doluydu. Mutluluktan gözleri parladı iki arkadaşın. Evet, işte geldik. Burası kesinlikle bizim evimiz. Kısa bir süre sonra iki arkadaş koyuldular yeniden işe. Başladılar yeni güzel binalar inşa etmeye. Yaşasın, evde olmak çok güzel dediler birlikte. Ve birlikte evlerini yaptılar. Şimdi Kızılay söyleyelim. Kızılay adlı şarkımız vardı değil mi? Hadi hep birlikte Kızılay adlı şarkımızı söylüyoruz. Depremlerde Atatürk adlı şarkımızı söylüyoruz. Haydi bakalım şimdi de. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey.
şimdi de kırmızı balık şarkımızı söyleyelim. Haydi çocuklar. Kırmızı balık görecek. Balıkçı seni